aslında siz bilmiyorsunuz. Vallahi patron olan sizsiniz. Mesela kanunlar var ya, siz milletvekillerini seçiyorsunuz. Milletvekilleri kanunları yazıyor. Ondan sonra o kanunlarla da insanlar bir şekilde yönetim uygulanıyor. Yani piramidin en üstünde sizsiniz. Ben dünyanın neresine gittiysem hep böyleydi. Ama bir tek bizim ülkemizde böyle değil. Bizim insanımız kendisini böyle şey gibi hissediyor. Ama inanın patron sizsiniz. Ben de ne yapayım dedim, patrona gideyim. Çünkü kanunlar onların seçtiğiyle yazılıyorsa kanunlardan daha güçlü olan halk. O yüzden size anlatıyorum kardeşim. Yoksa böyle kamera karşısında zaman geçirmeyi çok sevdiğim için vallahi değil, billahi değil. Kim size sokağa çıkıp burayı yağmalayalım, buraya yağmayalım derse inanın o haindir. Bir gün ben size bu şekilde dersem sokağa çıkın yağmalayın, bilin ki benim ufak kızımın başına silah dayamışlardır. O yüzden size ben bunu söylüyorumdur, ona dayanamadığım için. Bizim için kutsaldır. Neden kutsaldır onu da anlatacağım. İlgili arkadaşlara, Süleyman, vallahi sana devletin ruhunu anlatacağım. Kutsal olan şeyin ne olduğunu, devletin ruhunu anlatacağım. İnşallah bu sefer anlarsın ya. Eğer anlamazsan süslü sülü. Neyse babanın bir dörtlüğü var. Bak çok güzel. Diyor ki anlamakla aşina değilsin ey tebakı külleyi. Ulan diyor oğlum ömrüm boyunca bülbül diye kovalarsın koskocaman leyleği. Sülü o bülbül değil, leylek daha. Bırak hayvanım. Diyorlar bana seni diyorlar cenazeye işte FETÖ'cüler değil. Şunlar yollamadı. Sen hakka girdin diye yazıyorlar. Lan bırak. Ben sizin tehdirasınızdan geçtim. Hem de nasıl geçti? Ya siz yapmadınız mı? Asker. Evinde arama yapıyorsunuz. General adamın çocuk pornosu çıktı diye gazetelere verdiniz. Ya o adam hala daha düşünsene. Yanına bir ufak çocuk gelse sevmeye çekinir. Ulan acaba millet yanlış mı anlar diye. Ve adamın evine siz koydunuz. Veya başka bir tane general bir otelde kız arkadaşıyla beraber gidiyor. Otelde ihbar var deyip girip kadının çantasını ararken avuç içinde bir tane ekstaziyi bırakıp büyük skandal general işte kadın uyuşturucu partisi kan talili bile yok. Çünkü siz koydunuz. General namuslu adamdı, istifa etti. Kendisini tanımıyor. Daha örnek vereyim mi? Ali Tatar. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına sıktı, kendini öldürdü. Bunlar gazetelerde de yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Sülü! Ne oldu? Ama senin devamlı Fethullah Gülen'in ve yazıların çıkıyor internette, röportaj yapmışsın. Danışmanlarının devamlı Fethullah Gülen övgüleri çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyorum. Sen? Ben Süleyman'ın buraya maketini koydum da ondan onunla öyle konuşuyor. Süslü Süleyman kardeşlerim benim. Ya bir de en komiği ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri, ismini bilmiyorum. Bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size. Burayı tamiri tanıdığımız vardı. Bir tane polis memuru biraz hileli bir iş yapmış. Bir adama söz vermiş. O adam geldi. O emniyet amiri o hileli işi bildiği halde adamın işini o şekilde halledilmesine izin verdi biliyor musunuz? O zaman emniyet müdürü yoktu. İlçelerde emniyet amirleri vardı. Sonra o polisi sürgüne yolladı, hakkında dava açtı. Dedim ki ya neden böyle yaptın? O polis dediği devleti temsil ediyor. Devletin sözü yere düşmez dedi. Düşmemeli. Devletin namusu budur dedi. En fazla %9 çıkıyor. %91 onun suç örgütü dediği olan insana inanıyor. E zaten orada oturuşun vücut dili okuyanların hepsinin psikolojisi suçüstü yakalanmış bir insanın ezikliği hali vardı üstünde. Gördüm resmini. Gazetecilere de bir atar yapmışsın ya girerken içeri. Sürü! Kurduğunuz uyuşturucu yolunu anlatacağım herkese. Anlatacağız daha biz çok konuşacağız.
Artık parça parça değil böyle. Ya sen mahallede okey masası kuracak adam topluyor basın o sevimsiz suratında. Vallahi ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek ama bunu da anlamıyorum. Ya bir İçişleri Bakanı sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan diyor. Ulan biraz namus, biraz rahat ol. Ben sana böyle bir şey demem. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Ben onlara bile demedim. Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim. Etmem. Çünkü biz akıncı ruhluyuz. Çünkü biz serden geçtiyiz. Senin karşında o oturanlar var ya, onlar robottu biliyor değil mi? Gazeteci değillerdi. Vallahi robotlardı. Onlar adına samimiyetliyimle söylüyorum. Vallahi samimiyetliyimle söylüyorum. Ben onlar adına üzüldüm. Yazık. Bir de köfteci Yusuf. Ya bakın size bir şey diyeyim arkadaşlar. Devletin İçişleri makamında bir deli oturuyor. Bak vallahi diyorum. Bu adam hasta. Manyak. Köfteci Yusuf kodusu. Nedir anlatayım. Köfte yemedim Süleyman. Köfteci Süleyman. Köfte Süleyman. Alaska Türklerinin bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapılacak. Ben oraya geliyorum. İşte duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkın içinde internet görüntülerine bakabilirsiniz. 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım. Yukarıdaki bölümde bekliyorlar. Yer gök insan. Yer gök insan. Ben oraya gitmeden önce tabii daha evvel giden arkadaşlardan aradılar beni. Dediler ki reis işte biz böyle bir yerde oturuyoruz seni bekliyoruz. Her yer çok kalabalık. Bu köfteci Yusuf var. Senin hayranınmış. Tanışmak ister misin? Ayıp olmasın. Nezaketen tanıştık. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Keyfin nasıl? Saatin nasıl? Tamam. Kapattık. Başka ne hayatımda köfteci Yusuf gördüm de köfte yedim de bir şey yaptım. Sonra bu dört arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon'un en zengin ailesi. Bilmem kaç bir tane daireleri var. Bilmem işte et kesim fabrikaları var. Bunun gibi tüm iş kollarında varlar. Şimdi bu arkadaş, öbürü gazeteciler bilmem bir cemiyetinin bir yetkilisi. İsmi aklıma gelmiyor. Öbür bir tanesi de diş malzemeleri ihracçısı. Üretiyor, dünyaya satıyor. Yani bunlar hayatta sabıkaları olmayan, varlıklı, kendi alanlarında şey arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar, bu köfteci Yusuf'a demişler ki bizim et kesim yerimiz var. Onu alır mısın? Değeri bu kadar. Bankanın eksper değerini göstermişler. Bu eksper değeri demişler. Biz sana daha ucuza verelim. Bankaya kredi kapatmamız var. Bu da bunlar benim yakınım diye çekilmiş. Birine demiş emniyete gitmiş. Benim ne adım var, ne sanım var, ne hiçbir şeyim var. Ne de haberim var böyle bir şeyden. Sonra bu arkadaşları polis gözaltına almış. Şimdi hepsi serbest. Bir tutuklanmışlar, hepsi serbest. Cezaevinde de kalmamışlar. 15 günü, bir ay mı ne kadar kalmışlar bilmiyorum. Ya da o kadar. Araştırıyoruz. Sonra da bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor. Ben diyor Sedat Peker'den de diyor davacı. Lan telefonla tanıştım. Köfteni bile yemedim kardeşim. Ya farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat, eksper değerinden daha düşük diyor, suç yok. Ama böyle de bir şey yok. Savcı benimle ilgili takat açmamış, bir tane yeni savcı. Üzerinde zam bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı. Avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili örgütlü suçlara bakan benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum belki. Gerçek meslek adabı ilkesi olan bir insandır. Bilmiyorum. Çünkü halen daha benim bu dosyayla ilgili bir aranmam yok. Ben bu dosyanın hiçbir yerinde değilim. Diyorum ya. Yalancı bir adam yönetiyor İçişleri Bakanlığı. Lan ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi Gürsu'da var. 10 tane köfte tezgahı kurarım. 30 bin kişiye satsam
Lan köyden 100 bin bütün hasılatından çok para mı olur? Siz delisiniz. Gerçekten hazırlıyorum, kibrit kutusuna sığacaksın. Cezavi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın. Bugün neyi anlatacak diyeceksin. Bir de bak, bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım, herkes kayıt altında. Reşat baba, severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler böyle mırmır ediyormuşsun. Paran çok, pulun çok, işin iyi. Sakın böyle bir hataya düşme. Bir de gazetecilere operasyon yaptırmışsın ya, komikliğe bak. Gazeteciler seni niye telefon trafiklerini, HTS kayıtlarını açıklamıyorsun? Neden? Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanısın, niye FaceTime'la konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye müdürünün telefonunda? Reşat babayla oldu. Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün benim çocuklarım ve eşim dahil. Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Kolpacı. Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde. Alıp gelsene düşkünsülüğü. Abdülkadir'i, düşkün Abdülkadir. Derin Mehmet. Makara yapmayacağım. Ya polis katilleri arkadaşımızı. Ben inanmıyorum da polis katili olduğuna. Resmi kayıtlar öyle diyor. Onu getirdi ya Türkiye'ye. Biz 3 gün vize ihlali. Ukrayna'ya gittim 4 gün. Ukrayna'dan 3 sene. Ya nereye gitsem deport unutturuyor. Kılıf hazırlanacaktı. Ben Fas'tan gelecektim. Gazeteciler araştırsanıza. Fas'a insansız hava aracı gibi edilmiş mi? Veya çok 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 düşük paralarla verilmiş mi? Bir araştırsanıza. Gazetecisiniz. Daf konuşuyoruz da. Sağlıyorum. Temiz toplumcular. Ortalığı yerlere verdiniz. Aydın Doğan indirsin büyük milyar dolarlık işleri. Dinç Bilgin indirsin. Sizin temiz toplumunuz bu lan. Hep bir de hümanizmden anlatır bunlar. Kardeşlerim vallahi diyorum. Hep hümanizmden. Lan ben siyasal hümanizmi Rotterdam'da Erasmus'tan okudum. Psikolojik hümanizmi Abraham Maslow'dan okudum. Ben gerçekçiyim, akılcıyım. Dünya şu an buna hazır değil. Hala atalarımızın ilkel dürtülerini taşıyoruz. Ama gerçekten siz değilsiniz. Gerçekten hümanist insanlar var. Bizim yapmamız gereken, hani bazen dizilerde oluyor ya, dünyada yaşam bitiyor, uzay gemileri kalkıyor, tohumlar alınmış. Onlar işte insanların karnını doyurup yaşamın devam etmesi için. Bu gerçek, sayıları çok azalan hümanist insanları biz böyle pamuklarla sarmalıyız. Onlar o tohum gibi. İyi insanlığın ölmemesi için o tohum gibi. Ama şimdi bize iyi insan anlattırıyorlar. Eşim de öyle, çocuklara öğretiyor. İşte yalan söyleme, bunu yapma, şunu yapma. Tamam. Dedim ki artık ben öğretmeye başlayacağım çocuklara. Annenizin dedim anlattıkları doğru. Ama dedim herkes sizin karşınıza temiz bir insan olarak çıkmayacak. Size şunu yapan olursa siz onu böyle yeneceksiniz. Size şu yalan söylerse siz ona bunu yapacaksınız. İlkin eşimin gözleri açıldı böyle. Dedim dur. Dışarıda kurtlar var dedim ya. O çocukları yemek için. Onlar gibi çocuk ama babası onu öğretiyor. Ulan böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Şeytan. Şimdi o adamın olduğu yerde hümanizm nasıl olacak? Bizim çocuklar kuzu. Git önüne boğsun. Ya. Sahte, çakma solcular, çakma gazeteciler. Sizin hümanizm masallarınız da bundan ibaret. İnsanları tezgaha getirmek için hümanizm, temiz toplum. Ulan siz temiz toplum dediğinizde bu ülke battı. Sürü devamlı temiz toplum diyor ya, süslü sürü. Devamlı indiriyor, anlatacağım da hepsini. İndir sürü, indir. Fethullahçılar da temiz toplum, temiz toplum, o ikinci cumhuriyetçilerle beraber temiz toplum. Gördük
Kürtemiz toplumu. İnşallah Tayyip abi gereğini bunların yapar, yoksa artık insanlar tüm her şeyi biliyor. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada duruyor. Ya bırak bunların hiçbirini yapmasın. Lan bu suçların hiçbirini işlemesin. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Kim lan o? Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Arabaların lastiğini işersen 4 ay üstünde gezerken tek mide vuracağım sana. İşemeyeceksin. İşemek de yasak. Tuvalet de yasakladım sana. Göreceksin lan sen. Sen bakan filan değilsin. Devletin bekçisi benim kafamın üstünde önünde hazır olda durayım. Gurur yapmam. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Sedat Peker videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir, oradan çıksın diye. Yarın çıkacağım. Almanya'ya gitsem diyecekler. Can Dündar orada, bu da onlarla anlaştı. Amerika'ya gitsen Fethullah Gülen orada, onlarla anlaştı. Ulan zaten İsrail'e gitsen bak gördün mü, onu Yahudiler destekliyormuş. Lan Yunanistan'a gitsek bak tarihi düşmana gitti. Lan gidecek ülke mi var, nereye gitti? Anlattım da lan 100 tane ülkeye deport vurdurdunuz. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Allah'a yemin olsun. Bir de böyle beni seven insanları toplayıp böyle zulüm mülüm etmeyi planlıyormuşsun Sülü. Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Ben sabahlara kadar devlete zarar gelmesin diye yaptığım açıklamalardan uluslararası hukuku okuyorum. Bak bu gözümdeki işlikler var ya. Oku Sülü. Suriye ile falan kalma, o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İnan. Devletin aleyhine söylemem. Uluslararası hukuk önümde. Ama siz yapın. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek dövün. Anon seni kibritten şişine sokacağım lan sizi. Adam nasıl küsürtülüyor göreceksiniz. Remzi Gül Bey, sen isteğini alamadın biliyorum. Sende sıkıntı yok. Bu işin sonunda ne olacak diyorlar. Ben bu işin sonunda öyle bir hikaye yazacağım ki bir daha dünyada hiç kimse ne kadar güçlü olursa olsun ufak kız çocuklarını ve annelerini üzmeyecek. Bilecek. Ulan böyle bir hikaye oldu, dünya yandı, buradan da öyle bir şey çıkar diyecek. Bizim senin bu akraban var ya Ankara'da, Sadık Soylu. Bu Next, bir iş merkezi var Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada. Bütün iş adamları orada. Murat Kurum bakan, o mu yönetiyor Sadık Bey mi? Bir de bu bir adam var. Bak. Erdal Kayapınar, Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FED'e soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturman kapandı. Genel müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Baş an önde söyledim. Artık dünya yerinden oynasa biz FETÖ'cülerden zaten. Çocuklarıma dedim ya. Ben ölürsem çocuklarım dost olursa benim çocuğum değil dedim. Eyvah. Bu adam ya gerçek FETÖ'cüyse? Hallettiniz ya. Şimdi bu kat kat imarlar çıkıyorsunuz. Bu FETÖ'cüyse bunlar, ben öyle demiyorum bak. Günahını almayayım, tanımıyorum adamı. Ama adam her şeyi depoluyordur. Bu işin hesabı olacak diye. Lan devleti yok ettiniz. Artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Bir de bir tane şema çizmiş, bir tane garson şeyden. Lan bu kadar ciddi şey. Ya sizin iletişimle ilgili uzmanlığınız kim? Maaş vermeyin.
Reklamcılığa vermeyin ya. Devleti düşürdüğün duruma bak. Kameralar vardı. Bu Sadık Soylu'nun bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden bütün iş adamlarıyla devletin tüm görevlileri orada? Telefon sinyalleri ya, bir yazı yazacaksın. HDS kayıtları gelsin. Hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor? Hangileri telefonları? Ben iddia ediyorum Murat Kurum'u o kadar aramıyor. O personel. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran. Evet, 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Çünkü DIA'yı, Amerika Uyuşturucu'yla mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres, çünkü Venezuela'da DIA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler, diyorsunuz ya, bir kısmı iç piyasada, bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır, Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye, Laskiye limanı. Orası da DIA'nın kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra, bu senenin başında Ocak ayında gitti, 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti, 4 gün kaldı. Caracas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. İşte herkes anlattı, oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre, 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainler o şekilde dağılır. Özellikle ama Suriye, Laskiye üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene evvel hiçbir şey olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya, Kıbrıs'a gittik 50 tane FETÖ'cü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik, evet. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasa dışı, bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Bu adam Amerika DIA'yı almak istiyor, o da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatında, onlar da alamıyor. Erkan Yıldırım, Halil Falyalı, birazdan geleceğiz uyuşturucunun şeyine. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyonun içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil, kasinolar onun. Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri
kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil? Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Ağar da bu sektörün tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır, ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya insanların dalga, aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık. Öyle demiş. Lan bu 5 ton kokain lan on değil. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın savcı zahmet etmesin. Ben yazdırayım. İlgili makama. Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ile ilgili makama ulaştırılmak üzere. Şu tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili ülkemizin adı geçmekte. Geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi belgeleri İvedi olarak göndermenizi talep ederiz. Düğme. Tak burada. Ya Sülü, sen zannediyorsun ki hani bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor, merak ediyor. Ya postacılık bitti. Adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Uğur Mumcu. 1996'da Kutlu Adam'ın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut'tayken Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz. İşte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, genciz zaten öyle. Bizi bir doldur boşalt, bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana. Dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedi. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetiştim. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bu günleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun. Aradan zaman geçti. Döndüler 3-4 gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle. Abi dedim halloldu dedi o iş. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Hep ben öldürsek öldürdü derdim. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, uyuşturucu şeyinin gitgide Kıbrıs genelini ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs'ı Rumlara sattı diye. Adam denktaşla zaten mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için.
O kadının cazın mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti. Şimdi diyecekler ki niye anlatmadın lan, neyi anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağız? Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya, bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaş'ın, bütün Savaş Buldan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya, hayır, uyuşturucu işi yapıyorlar hepsi. Hepsinden para aldı, hepsinden. Hepsi de her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip, siyasette yönelip, çünkü hayali cumhurbaşkanlığı, Göbek Bağı'nı oraya gömmüşler. Bir hikayesi var, Süleyman Bey'in koruma müdürlüğüne babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni, devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı ya. Yemin ediyorum onun için yapmadı. Kendi geçmişini temizlemek için. Vallahi fuçeden daha tehlikeli. Uğur Mumcu. Görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Bence şehittir. Ya namuslu adamdı, şerefli adamdı ya. Ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazıldı, yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lokları. Bunun üzerine çalışmak. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, uyuşturucu satışları. Dikkat edin. Hep ama. Hep. Ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilin önce gelir Mehmet Ağar. Ve eşine diyor ki, eşi ben gıyaben tanıyorum. Bir avukat arkadaşı, dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir turla çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Şimdi Uğur Mumcu temiz adam, saf adam, tek başına bir adam. Yani temiz adam. Şimdi bende yok şanslarını daha tutturamadılar. Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Her deliceğimi biliyor. Sizi bayıltacağım. En azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyorum. Ne oldu? Derin. İndin mi derinlere? Bir tane Bodrum'da belediye... Derin PKK da var. Bak sakın unutmayın. Gerçekten bir gün bunu uzun uzun anlatacağım. Bu işlerin bitmesini istemiyorum. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçiğimiz dünyanın en şerefli insanları. Onlar bizim başımızda, bizim devletimiz. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yaban iş adamını arattırıyorlardı bu. PKK'ya para veriyor. Ortak dostumuz. Ya dedim abi bu adam Çorumlu nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adam o küfür kafiri biz arayıp. Sonra adam bunun yanına gidiyor ki cebiz bu çatı parayı da. Tabii ya. Neler neler ya. Neler neler ya. Temiz toplum. Ama bak bunları duyunca şimdi millet temiz toplum yaygarası ya. İnanmayın. En çok bağıran tezgah burada arkada bekliyor. Onlar çalacak. Hümanizm. Ben sakın inanmayın kardeşlerim benim. Vallahi 40 yaşından küçük kardeşlerim size anlatıyorum. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarına bok yedirip o eziyet edilmeseydi. Ya adam öldür de sık kafasını öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun, onun çocuğu var. Ulan babama bok yedirdiler diyor, daha gidiyor. Arama yapıyorsun lan, namuslu arama yap. Kadının üstünü soyuyorsun, çocuğu görüyor, daha gidiyor. Bizim içimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan, hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para lordları, oradan uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabii Uğur Mumcu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler.
Süleyman, hadi sen bizim şu arkadaşları bir alsana. Bana destek olacaklarmış diye o 600 küsür kişiyi dinliyorum, bir alsana. Sana yemin ediyorum var ya, neler yapacağım. Nasıl uyuşturucu attı? Sayın Savcı, Kolombiya'ya yazı yazacaksınız, Venezuela'ya. O mal yakalandığı tarihten 3-4 ay sonra Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında Caracas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Temizlik. Lan pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana suç örüştürüyor. İğrençsiniz lan siz. Daha çok canınızı yakacağım çok. Bana neler ettiniz lan siz? Bir ana çocuğuna bu yapılmaz. Uyuyan devi uyandırdınız. Uyuyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. Benim evimin girişinde ne yazar biliyor musunuz kardeşlerim? Çocuklar onu okuyarak büyüyüp güçlü olsunlar diye. Evimin tam kapısında yazar dev gibi. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Siz yeni bir dünya ve yeni bir ülke kurun. İnanın yeni bir dünya, yeni bir ülke kurun. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekleyen. Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit. Çözülmemesi için hep uğraşılmış. Hep çözülmemesi için. Gelecek sıkıntılı günler var. O günlere hazır olmak için birlik olmak lazım. Bizi görecekler. Birlik olmak lazım. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, resimlerimi kaldıran arkadaşlara, tırsan arkadaşlara, Kutsal Kur'an'dan Abese Suresinin 17. ayetini söylemek istiyorum. Ey insanoğlu, siz ne kadar da nankörsünüz. Siz bunu yaparken ben hala daha burada kendimi yakma bağısına sizi korumaya çalışıyorum. Herkes anasından emdiği süte layık davranır. Ben anamdan emdiğim süte layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değilmişsiniz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu vakanın fedaileri, bu vatanın delileri, bu vatanın serdar geçtileri. Yüce Allah'a yemin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.